Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin desteğiyle 3 yıl önce ağır engelli olarak fizik tedavi ve rehabilitasyon gören kas hastalarından kurulan takım antrenmanlara 5 kişiyle başladı. Yeter abartsın, fark etmez. Yapıştığın yeter. Güzel. Aferin. Çok güzel. At. Var. Dolapması. Güzel. Güzel. Rakiplerimiz güçlü ama biz de çok güçlüyüz. Biliyoruz biz daha güçlüyüz çünkü çok emek verdik. Hepinizin başaracağına inanıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sizi çok seviyorum. Çalıştığımız kişiler, yani antrenman yaptığımız kişiler, sporcular ağır bedensel engelli. İşte kas hastası, CP, DMD, bu tür hastalıklara sahip olan kişilerle çalışıyoruz. Yani zamanında yürüyordu ama bir süre sonra yürüme yetisini kaybetti. Bu yürüme yetisini kaybettiği zaman akülü sandalyeye mahkum oldu. Bu mahkumluğa da biz bu sporla karşılık vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu spor kendilerinin sosyalleşmesini sağlıyor. Hayata adapte olmalarını sağlıyor. Sosyal hayatta ne kadar verimli olduklarını görüyorlar. Müsabakalara katılıyorlar, şehir şehir geziyorlar, başka kültürel mirasları tanıyorlar. Hepsine de şahit oluyoruz beraber. Geçen sene Yalova'ya gittik. Orada çiftlerde üçüncülüğümüz oldu. Bireyselde dördüncülüğümüz oldu Türkiye'de. Bu sene de Kocaeli'ne turnuvamız var. Bu turnuvaya da elimizden geldiğince iyi hazırlanıp orada şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Potansiyelimiz de çok yüksek yani. Biz bocce takımıyla haftanın 5 günü sabah 9, akşam 4 saatleri arasında sürekli beraberiz. Bu antrenman programı oluyor, bu piknik programı oluyor, daha farklı etkinlik programları oluyor. Biz hepsine beraber katılıyoruz. Beraber bütün her şeyimizi beraber yapıyoruz. Takım olarak her yere beraber gidip geliyoruz. Bu sene Kocaeli Türkiye Şampiyonası'na toplam 20 kişi katılacağız. Bunun hepsine bizim sporcularımız var. Yani elimizde sporcularımız bütün kategorilerde mevcut. Biz bütün kategorilerde şampiyonanın finaline ortağız. Çok iyi bir çalışma sergiledik, çok iyi bir dönem geçirdik. Bu dönemde inşallah güzel bir sonuçla süsleyeceğiz. Her zaman bir spor yapmak istemişimdir ama kendime göre uygun bir spor bulamadım yani. 2022 yılında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bocce sporuyla tanıştım ve çok sevdim bocce sporunu. 2022'de Kocaeli'nde düzenlenen bocce turnuvasında çiftler takımında Türkiye üçüncüsü oldum. Hastalığım ilkokulu bitirdiğimde 12 yaşlarına kadar yürüyordum. İlkokulu yürüyerek bitirdim. Ondan sonra akülü sandalye kullanmaya başladım ve okulumu da bırakmak zorunda kaldım. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdim, açık öğretimden. Ondan sonra yüzme ile bilgisayar kursuna gittim, mefruşat, dikiş nakış kurslarına katıldım, takı kursuna gittim. Böyle şeylerle aktif olmaya, hayata tutunmaya çalışıyorum. Yakında şampiyonamız var, Türkiye Şampiyonası. Turnuvaya hazırlık yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz dereceye girmek, milli takıma gitmek, Avrupa'da ve dünyada inşallah İstiklal Marşımızı okutup bayrağımızı göklere çektirmek istiyoruz. Çok çalıştık, çok emek verdik, çok heyecanlıyız. İnşallah bu sene derece yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Sürekli yere düşmelerle beraber yere düşüyordum. Şimdi annem gibi küpelendi, doktora götürdüler beni. Orada işte kas biyopsisi yaparak benim kas hastalığı olduğum ortaya çıktı. Lise döneminde akülü arabaya geçtim. Yavaş yavaş hastalık ilerledi. Ben o zaman ilk yani gruptan çıkamadım. İnşallah bu sene hedefim gruptan çıkmak. Sonra gidebildiğim yere kadar ilk üç hedefim var.